Herkese merhaba. Korona krizi nedeniyle havayolu sektörü, özellikle sivil havacılık sektörü tarihinin gerçekten en karanlık günlerini yaşıyor. Birçok havayolu şirketi filosunun önemli bir kısmını yere indirdi. Personeline ücretsiz izin vermek zorunda kaldı. Kimse seyahat etmiyor çünkü uçuşlar yasaklanıyor hastalık yayılmasın diye. Bu kadar böyle kötü kara haberlerin arasında bazen bizleri biraz tebessüm ettiren mutlu haberler de gelebiliyor. 13 Mart'ta Airbus'un ana merkezi Fransa'nın Toulouse kentinde önümüzdeki günlerde Türk Hava Yolları'na teslim edilecek ilk Airbus A350 gökyüzüyle buluştu. İsterseniz A350'nin özelliklerini birlikte bu videoda biraz irdeleyelim. A350'de hangi parçalar Türkiye'de imal ediliyor? Hadi gelin birlikte izleyelim. Fransa'da Airbus'un ana merkezi Toulouse'da Blagnac Havalimanı'nda sabah saatlerinde Türk Hava Yolları için ilk imal edilen 403 gövde numaralı A350 gökyüzüyle buluştu. Uçağa tescil olarak Tango Charlie Lima Golf Alpha tescili verildi. Tabii ki ilk uçuş bir Fransız geçici test için verilmiş özel bir tescille gerçekleştirilmişti. Daha sonra uçağımız İstanbul'a geldiği zaman bu tescille uçmaya başlayacak. Bazen izleyicilerimiz bana kızıyor, diyor ki niye bu tescilleri İngilizce olarak söylüyorsun? TCLGA diyebilirsin. Hayır, benim burada amacım sizlere havacılık bilgisi verirken havacılıkta harflerin nasıl okunduğunu da biraz hatırlatmak, bir kulak dolgunluğu oluşturabilmek. Havacılık sektöründe özellikle uzun menzilde yakıt tasarrufu çok önemli. Havayolu şirketleri belirli dönemlerde yeni çıkmış modelleri filolarına alıyorlar. Bir taraftan kabin içinde yolcu standartlarını yukarı doğru çekerken iç tarafta ise, yani işin maliyet tarafında, yeni nesil uçaklar mevcutlara göre daha az yakıt harcıyor. Motorları daha çevreci. Buradan da ciddi bir ekonomi tasarruf yapıyorlar ve havayolları şirketleri bu nedenle özellikle uzun menzildeki uçaklarını belirli dönemler içerisinde yeniliyorlar. Ve öyle tabii gittim bir tane uçak aldım, sardım, götürdüm olmuyor. Toplu bir şekilde sipariş vermeniz ve önceden vermeniz gerekiyor. Türk Hava Yolları da mevcut uzun menzilli, şu an tabii Boeing 777'ler var, Airbus A330'lar var. Bunlara ek olarak 2017 yılında 25 adetlik Boeing 787-9 siparişi vermişti. Bu uçaklardan ilki geçtiğimiz yaz filoya katılmaya başlamıştı ki bu yılda teslimatlar devam ediyor. Şu ana kadar 9 adet 787 filoya katıldı. Arkasından 2018 yılında da Türk Hava Yolları Airbus'la bir anlaşma yapmıştı. Airbus'a da 25 adet kesin siparişe sahip A350'nin 900 serisinden uçak anlaşması yapmıştı ve bu uçaklardan ilkinin de önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Bekleniyor diyorum. Normalde bunlar, bu teslimatlar gün bile şaşmaz. Herhangi bir teknik arıza olmaması durumunda tabii. Fakat tabii bu önümüzdeki koronavirüsü krizi nasıl gidecek, ne yapacak? Birçok havayolu yeni alacağı uçakların teslimat süreçlerini dondurmuş durumda. Biraz önünü görmek istiyor. Çünkü uçağı teslim aldığınız zaman çok ciddi bir ödeme yapıyorsunuz üreticilere. Bakalım bu nasıl olacak? Bunları da merakla bekliyoruz ama tabii ki Türk Hava Yolları şöyle diyebilir. Ben yeni uçaklarla daha rekabetçi bir şekilde operasyon yapmak istiyorum uzun menzilde ve daha yüksek maliyetlere sahip uçakları da daha hızlı çıkartacağım da diyebilir. Bunu bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi Airbus'un 2020 fiyat listesine baktığımız zaman A350-900'lerin liste satış fiyatı 314.7 milyon dolar. İlk olarak 2015'te Katar Hava Yolları'nın envanterine girmeye başladı A350'ler. Bunlar da 900 serilerinde Rolls-Royce imalatı Trent XWB motorları kullanılıyor. Uçağın en büyük avantajlarından biri gövde yapısında kullanılan kompozit malzeme. Kompozit malzemenin özelliği uçağı bir yandan hafifletirken aynı zamanda çok daha yüksek dayanıklılığa sahip ve bu hafiflik tabii bir yakıt tasarrufu sağlamakta. Uçağın koltuk kapasitesi ise 3 sınıflı olarak 300 ila 350 arasında değişmekte. A350-900'ün maksimum kalkış ağırlığı 280 ton. Uçağın menzili ise 15.000 kilometre. A350'ler iki farklı modelden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi standart gövde yapısına sahip 900 modeli. Bir de uçağın 1000 modeli var. 1000 modelinde ise koltuk kapasitesi yaklaşık 40
koltuk daha fazla ve gövde de tabii ki daha uzun. Fakat bu uçağın menzili 900 ile 1000 arasında bir menzil farkı var. 900 daha uzaklara gidebiliyor. Bir de tabii Airbus'un geliştirdiği Ultra Long Range olarak adlandırılan ultra uzun menzilli modeli de var 900'ün. Bu uçağa Singapur Havayolları sipariş vermişti. Singapur'dan kalkışlı uçak çok ciddi bir 16,5, 17, 18 saate yakın bir süre uçuyor. Ve Singapur'dan direkt New York'a gidebiliyor bu uçaklar. Bir yandan da Türk Hava Yolları da bu uçakları dikkatle takip ediyor. Çünkü önümüzdeki dönemlerde bir Avustralya uçuşu başlayabilir. Yolcular da duraksız uçuşları tercih ettikleri için bu yönde duraksız yapılması için bu uçağın bir ultra long range olarak adlandırılan bu ULR modelinden de Türk Hava Yolları alabilir. Bakalım bunları tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz ama herkes kriz nedeniyle frene basmış, günü kurtarmanın derdinde. Gelin isterseniz biraz da bakalım bu uçakta hangi parçalar Türkiye'de imal ediliyor, nasıl bir hikayesi var? Bunları Toulouse'da yaptığımız, daha önceden de yayınlamış bir video ile birlikte sizlere anlatıyoruz. Peki Airbus A350'nin Türkiye'de yapılan parçaları hangisi, bunu biliyor musunuz? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ A350'nin eleronlarını yapıyor. Eleron nedir? Eleron kanatlarda yer alan, uçağın havada dönmesini sağlayan parçalar. Bu projenin çok ilginç bir geçmişi var. TUSAŞ ihaleye giriyor. Airbus'un bu parça üretimiyle ilgili. Fakat bu ihalede Airbus bir ilke imza atıyor. Önce bu ihaleye katılan şirketlerden bir tasarım istiyor. En iyi eleron tasarımını yapacak olan şirket aynı zamanda en iyi imalat maliyetlerini verirse Airbus bu ihalenin o şirkette kalacağını açıklıyor. Ve yaklaşık TUSAŞ'ın 300 mühendisi bu proje için çalışmaya başlıyor. Bu arada TUSAŞ'ın şöyle bir avantajı var. Askeri A400M uçaklarında eleronları TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanmış. A350 için en iyi tasarımı veriyorlar. Arkasından en düşük imalat maliyetini veriyorlar ve A350'lerin aleronları Türkiye'de yapılıyor. Bu yaklaşık 7 metre uzunluğunda tamamen kompozitten oluşan bir malzeme. Tayin'in tesislerinde üretildikten sonra o dev balina beluga uçaklarıyla Ankara'dan alınıyor ve buraya, Toulouse'a getiriliyor. Burada da uçağa takılarak uçağın imalatını tamamlandıktan sonra müşterisine teslim ediliyor. TUSAŞ uçağın tüm imalat süreci boyunca, ki yaklaşık minimum 20 yıl imal edileceğini Airbus planlıyor. TUSAŞ'ta yapılan eleronlar buraya geliyor. Made in Turkey olarak uçaklara takılıyor. Şimdi tabii Türk Hava Yolları 787'de de bunu yaptı, A350'de de bunu yapıyor. Uçak daha filoya katılmadan uçağın simülatörleri İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yakınlarında Florida'da bulunan eğitim merkezine geldi. Simülatörler kuruldu. Öğretmen pilotlar, daha sonradan görev yapılacak kaptan ve ikinci pilotlar A350 için yetişmeye, eğitim görmeye başladılar. Burada şöyle bir intibak süreci gerçekleştiriliyor. Uçakla birlikte önce imalatçıdan öğretmen pilotlar geliyor. Öğretmen pilotlar kaptan ve ikinci pilotların yetişmesini sağlıyor ki burada pilotlar eğitimlerinin önemli bölümünü, simülatör ve yer derslerini tamamlamış durumdalar. Yani beraber uçuş operasyonu yapılacak, iniş kalkış gerçekleştirilecek. Bunun için de yaygın olarak kullanılan metot şu: buna kadar uzun menzilli bir uçuş yapsa da A350'ler genellikle iç hatlarda kullanılıyor. İç hatlarda belirli noktalara veriliyor. Bu süreç içerisinde de kaptan ve ikinci pilotların maksimum iniş kalkışlarını yapıp tecrübelerini arttırmalarını sağlıyor. Arkasından da uzun menzilli uçuşlar başlıyor. Türk Hava Yolları iç hatlarda eğitim çalışmalarını tamamladıktan sonra önce İstanbul Havalimanı'ndan Londra, Dubai'ye uçuş başlatacak. Bunu uzun menzilli Los Angeles ve Seul seferleri belirlenecek. Arkasından Kanada, Montreal, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, Washington DC planlanıyor ve bunu Tayland'da Bangkok izleyecek. Arkasından sayının artmasıyla birlikte 11 Ağustos 2020'den itibaren de seyir uçuşlarının A350 ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde A350 Türk Hava Yolları filosuna katılmış olacak ve bu uçakla birlikte Türk Hava Yolları özellikle uzun menzilde 787 ile birlikte çok ciddi bir güce ulaşmış olacak. Bu uçakla ilgili de bazı kabin konusunda değişiklikler yapıldı.
787'nin Bizans kabini yolcular tarafından pek beğenilmemişti. Bunun nedeni koltukların normalde 5-6 saatlik uçuşlara göre seçilmiş olmasıydı. Siz uzun uçtuğunuz zaman örneğin İstanbul'dan San Francisco'ya gittiğiniz zaman 787'nin Bizans koltuğunda birçok yolcu bunu dar buldu, biraz konforsuz buldu ve tabii ki koltuklardaki işçilik kaliteleri de düşüktü. A350'de farklı bir Bizans klasa geçiliyor. Bu Bizans klasla ilgili tasarım ve imalat çalışmaları tamamlandı. Uçağa takılıyor şu an bunlar. Bu uçakla birlikte Türk Hava Yolları 787'deki o sorunların önüne geçmeyi planlıyor tabii ki. İki uçağın 787 9 ve 350 900'ün ne farkı var diye sorabilirsiniz. 787 biraz daha küçük. Yani yolcu sayısı açısından çok fazla ilk etapta yolcu bulamayacağınız hatlarda mesela 787 çok ideal bir uçak. Hem ekonomik hem de doluluk oranlarını 250'nin üzerine maksimum kapasitesi var. 200'ü falan bulduğunuz zaman çok ekonomik para kazanmaya başlıyor. Biraz daha yüksek kapasite gerektirdiği zaman da bu hatlarda Airbus A350-900 kullanılacak. Çünkü A350-900'ün koltuk kapasitesi 300'ün üzerinde ve bu açıdan da taşıdığı kargoyla, yolcu kapasitesiyle havayolu şirketlerine çok ciddi bir para kazandıracak bir model. 789 ve A350 kombinasyonuyla birlikte Türk Hava Yolları uzun menzilde yeni nesil uçaklarla rekabeti bir üst bareme taşımış olacak. Yeni internet sitemiz tolgozbek.com yayında birçok detaylı haber, analizler, özel haberler sitede sizi bekliyor. Geniş, gerçekten iyi bir arşivle birlikte siteyi açmak için uzun bir zamandır çalışmalarımız sürüyor. Umarım beğenirsiniz. Sizleri sitemize de bekleriz. Ve tabii ki siteyle birlikte YouTube kanalı da beraber yürüyor. Detaylı havacılık videoları için sizi her zaman buraya bekliyoruz. Lütfen hangi videoları istiyorsanız bize yorum yazın. Aynı zamanda kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın ki yeni video geldiği zaman hemen haberiniz olsun ve bunları seyredin. Hepinize önce sağlıklı günler diliyoruz. Umarım bu korona krizini en az hasarla, hatta hasarsız mümkünse atlatırız ve hava yollarımızda, sivil havacılık sektörümüzde en kısa zamanda toparlanır ve eski günlerine hızlı bir dönüş yapar. Hepinize iyi uçuşlar olsun.